Merhaba sevgili çocuklar. İngilizce kampımızın 26. dersine hoş geldiniz. Ünitemiz fruits, meyveler. Bugünkü konumuz da fruits, meyveler. İşleyeceğimiz kavramlar ise I like, I don't like ve do you like. Her derse başlangıçta olduğu gibi çocuklar, bu dersimizde de konumuzu işlemeden önce kelimelerimizin anlamlarını öğrenmemiz gerekiyor. Şimdi de bu dersimizde kullanacağımız kelimeleri ve anlamlarını bir görelim. Apple, elma, orange, portakal, banana, muz, melon, kavun, lemon, limon, watermelon, karpuz, strawberry, çilek, peach, şeftali, grapes, üzüm, pear, armut, grapefruit, grapefruit apricot kayısı fruit meyve plum erik cherry kiraz Evet gördüğünüz gibi meyvelerimizin okunuşları ve anlamları bu şekildeydi. Bir de kalıplarımız vardı. Onları da okuyalım. give vermek cut kesmek eat yemek color boyamak I like seviyorum demek çocuklar. Watermelons karpuz severim. I don't like ise sevmem anlamında. I don't like apples. Elma sevmiyorum. Touch dokunmaktı. The melon. Kavuna dokun. Show ise göstermek demekti çocuklar. Show the apple. Elmayı göster. Sure kesinlikle. Of course. Elbette. Cut the peach. Cut kesmek demekti. Peach şeftali. Give the banana give vermek çocuklar banana muz muzu ver demekti eat yemek demekti the grapes ise üzümdü üzümleri ye color boyamak demekti the lemons limonları boya evet çocuklar bu kelimeleri anlamlarıyla birlikte defterimize bir kere yazmalıyız ve bu yazdığımızı da en az 3 kere okumalıyız çocuklar. Derse bu şekilde hazır geldiğinizde işleyeceğimiz konuları anlamanız daha kolay olacaktır. Şimdi ilk olarak resimleri verilen meyveleri bir isimleriyle okuyalım. Apple elma. Orange portakal. Banana muz. Melon kavun. Lemon limon. Watermelon, karpuz. Strawberry, çilek. Peach, şeftali. Grapes, üzüm. Pear, armut. Grapefruit, grapefruit. Apricot, kayısı demekti çocuklar. Şimdi ise verilen nesnelerin isimlerini yazalım. Muz, banana, elma, apple, üzüm, grapes, portakal, Orange, armut, pear, şeftali, peach, çilek, strawberry ve kavun, melon. Evet, burada meyvelerimizi tanımamızı istiyordu. Burada da verilen meyvelerin isimleri yazılması isteniyor. Bu tarz aynı etkinliklerle bol tekrar ederek öğrenmemiz daha kalıcı olacaktır çocuklar. Evet, gördüğümüz limonu nasıl yazıyorduk? Lemon. Kavun ise melon üzüm grapes elma apple karpuz watermelon bakın melon bu da watermelon bu da limon bunları karıştırmayalım çocuklar şeftali peach portakal orange ve muz banana evet meyvelerin isimlerini tekrar etmiş olduk burada Şimdi ise çocuklar verilen resimlerin iki şık arasından hangisi olduğunu bulmaya çalışacağız. Çilek strawberry idi. Banana muz demekti çünkü. Erik ise plum. Grapefruit grapefruit demekti çocuklar. Burada kiraz görüyorum çocuklar. Kiraz cherry demekti. Apricot ise kayısı demekti çocuklar. Kavun melon demekti. Apple elma demekti çocuklar. Evet, kayısı neydi? Biraz önce söyledik çocuklar. Apricot orange ise portakal demekti. Üzüm görüyorum yani grapes. Peach ise şeftali demekti çocuklar. Burada armut görüyorum. Armut pear demekti. Ama karıştırmayalım. Peach şeftali demekti çocuklar. Karpuz watermelon'du. Apricot ise biraz önce yapmış olduğumuz kayısı demekti. Portakal orange demekti pear ise görmüş olduğunuz gibi armut demekti. Şeftali peach demekti. Cherry ise kiraz demekti çocuklar. Tabii ki sadece cevapları işaretlemeyip diğer kelimeleri de okuyarak tekrar etmiş olduk çocuklar. Burada meyvelerimizin eşleştirilmesi isteniyor ama şuradaki 5 tane daha testimiz var. Bunları da yapalım. Portakal orange demekti. Melon kavun demekti. Kayısı Aprikot demekti burada. Lemon, limon demekti. Burada armut görüyorum. Armut, pear demekti çocuklar. Ama watermelon, karpuz demekti. Burada şeftali görüyorum. Bu peach demekti. Grapefruit, grapefruit demekti çocuklar. Şimdi de eşleştirmelerimize geldi sıra. Şu yandaki sayılarını kullanalım çocuklar. Bir numara banana. 2 numara ise portakaldı. O da orange demekti çocuklar. 3 numara limondu. Limon ise lemon demekti. 4 numarada karpuz var. Karpuz ise watermelon demekti çocuklar. Ve son olarak ise kiraz görüyorum. Kiraz da cherry demek çocuklar. Şimdi ise çocuklar like kalıplarımızı görelim. Sevdiğimiz şeylerden bahsederken I like ya da I love ifadesini kullanırız çocuklar. Bakın I love apples Elmaları severim. Bunu soru olarak sormak için ise çocuklar Do you like kalıbını kullanırız. Bir kişiniz bir şey sevip sevmediğini öğrenirken bunu kullanıyoruz. Tabii ki cevap olarak ise Yes I do ya da No I don't ifadelerini kullanırız. Seviyorsak Yes, sevmiyorsak No kalıbını kullanıyoruz çocuklar. Bakın Do you like grapes? Do you like sever misin demekti. Neyi soruyor? Grapes. Üzümleri sever misin diyor. Evet severim derseniz yes i do. Hayır sevmem derseniz no i don't. Bakın cümlelerimize de bir göz atalım. Do you like sever misin diyor. Neyi? Watermelons. Yani karpuz sever misin diyor. O da yes i do. Evet severim. Tekrar soruyor. Do you like? Sever misin? Watermelons. Yani karpuz sever misin diyor. Bu ise no I don't. Hayır sevmem. Ne seviyormuş? I like peaches. Ben şeftalileri severim diyor. Burada I like severim, do you like sever misin kalıplarını gördük çocuklar. Şimdi verilen kelimelerle I like kalıbını kullanarak cümleler kuralım. I like seviyorum kalıbıydı. Bakın cümlemizde ne diyor? I like apples. Elmaları severim. I like watermelon. Karpuz severim. I like grapes. Üzümleri severim. Bakın ilk başta I like kalıbını kullanıyoruz. Daha sonra kelimemizi yazıyoruz çocuklar. Burada ise muzdan bahsediyor. I like banana. Muz severim. Burada ise çilekten bahsediyoruz. Strawberry I like strawberry. Önce I like kalıbımızı yazıyoruz. Daha sonra kelimemizi yazıyoruz çocuklar. Ve son olarak ise armuttan bahsediyor. İlk başta I like kalıbını kullanıyoruz. I like pear. Armut severim. Sevdiğimiz ifadeleri anlatırken I like severim ifadesini kullanıyorduk. Sevmediğimiz ifadeleri anlatırken de I don't like don't ifadesini araya yazıyorduk çocuklar. Sevmiyorum anlamında. Burada gördüğünüz gibi hepsi seviyor, olumlu işaret yapmış. Dolayısıyla hepsini I like kalıbıyla başlatacağım. Evet, hepsi I like kalıbıyla başladı çünkü hepsi olumluydu. Şimdi ise kelimemizi yazacağız. Burada çilek resmi görüyorum. I like strawberry. Çilek severim. Burada üzüm resmi görüyorum. I like grapes üzüm severim. Burada erik görüyorum çocuklar. I like plum. Erik severim. Burada elma görüyorum. I like apple. Elma severim. Ve burada da muz görüyorum. I like banana. Muz severim. Evet, severim kalıbını gördük. Şimdi ise olumsuz ifadeler görüyorum. Olumsuz olduğu zaman da I don't like kalıbını kullanıyorduk. Evet, Hepsinin olumsuz olduğunu gördüğüm için I don't like'la cümlelerimiz başladı. Yani sevmem. Ne sevmediğini resimlerden anlayacağız. Burada limon görüyorum. I don't like lemon. Limon sevmem. Burada portakal görüyorum. I don't like orange. Portakal sevmem. Burada armut görüyorum. I don't like pear. Armut sevmem. Burada kayısı görüyorum. I don't like apricot. Kayısı sevmem. Ve burada da kiraz görüyorum. I don't like cherry. Kiraz sevmem. Evet, gördüğünüz gibi çocuklar verilen meyveleri sevdiğimiz zaman I like, sevmediğimiz zaman da I don't like kalıplarını kullanıyoruz demiştik. Şimdi ise karışık vermiş. Fark etmez. Örneğimize bakalım. I don't like orange. Yani portakal sevmem. Bakın burada da zaten olumsuz işaret yapmış. Burada olumlu işaret yaptığına göre I like kalıbını kullanacağım ve grapes üzüm gördüğüme göre I like grapes. Üzüm severim. Burada yine olumsuz ifade kullanmış. Dolayısıyla sevmem ifadesini kullanmam lazım. I don't like lemons. Limon sevmem. Burada olumlu ifade kullandığına göre I like watermelons. Karpuz, severim şeklinde cümlemizi yazmamız gerekiyordu. Burada olumsuz ifade görüyorum. Olumsuz olduğu zaman I don't like kalıbını kullanıyorduk. I don't like grapefruits. Grapefruit, sevmem. Ve son olarak da olumlu bir kalıp kullanmamız gerekiyor. I like peaches. Şeftali, severim. Şimdi ise I like kalıbıyla verilen cümlemizin hangi meyveyi işaret ettiğini bulmamız isteniyor. I like severim kalıbıydı. I like peats, Şeftali severim. Bakın işaretlemiş. I like strawberries. Strawberries çilekti. Çilek severim. Dolayısıyla B olacaktı. I like oranges. Oranges portakal demekti. Portakal severim. Dolayısıyla B olacaktı. I like cherries. Cherries kiraz demekti. Kiraz severim ve son olarak da I like pears. Pears armut demekti çocuklar. Armut severim. Burada kelimeleri bilip bilmediğimizi soruyordu. Şimdi ise çocuklar sever misin soru kalıbımız olan do you like'ı kullanarak önce sorumuzu soralım diyor. Daha sonra da cevabımızı verelim diyor. İlk olarak sorularımızı soruyoruz. O yüzden cümlemize do you like kalıplarıyla başladık çocuklar. Do you like sever misin diyor. Şimdi ise kelimeleri yazmamız gerekiyor. Do you like grapes üzüm sever misin? Do you like apricots kayısı sever misin diyor. Do you like plums erik sever misin diyor. Do you like strawberries çilek sever misin ve do you like pears Armut sever misin? Ne yaptık? İlk olarak do you like sever misin şeklinde soru kalıbımızı kullandık. Daha sonra ise belirtilen nesnenin isimlerini yazdık çocuklar. Cevap olarak ise çocuklar eğer olumlu yani evet severim dersek yes i do kalıbını kullanmamız gerekiyor. Hayır sevmem diyorsak da no i don't kalıbını kullanmamız gerekiyor. Burada cevap olarak hepsi yes kalıbını kullanmış. Dolayısıyla hepsi yes I do yani evet severim cevabını vermiş olduk çocuklar. Ne yaptığımızı kısaca tekrar söyleyelim. Do you like kalıbıyla sever misin sorusunu sorduk. Tabii ki ne sever misin diye belirtmemiz gerekiyor. Belirtilen nesnenin ismini de sonuna ekledik. Eğer cevap olarak evet severim dersek yes I do kalıbını kullanmamız gerekiyor hayır sevmem dememiz gerekiyorsa da no I don't kalıbını söylememiz gerekiyor çocuklar. Evet çocuklar tekrar sorular soracağız ve cevap almaya çalışacağız etkinliğimizin ikinci bölümü. Sorularımızı sorarken ne yapıyorduk çocuklar? İlk olarak do you like kalıbını kullanıyorduk. Evet soru kalıbımız olan do you like kalıbını yazdık. Şimdi ise belirtilen nesnelerin isimlerini yazmamız gerekiyor. Do you like lemons? Limon sever misin? Do you like watermelons? Karpuz sever misin? Do you like grapefrees? grapefruit? Greyfurt sever misin? Do you like bananas? Muz sever misin? Ve do you like oranges? Portakal sever misin? Sorularımızı sorduk. Şimdi ise cevap olarak ya yeah, yes I do. Evet severim ya da no I don't. Hayır sevmem ifadelerini kullanmamız gerekiyor. Burada da görmüş olduğunuz gibi hepsinin cevabı olumsuz. Yani hayır sevmem ifadesini yazmamız gerekiyor. No I don't kalıbını kullanmamız gerekiyor. Evet, yaptıklarımızı şöyle bir tekrar edelim. İlk olarak sever misin soru kalıbı olan do you like ifadesini yazdık. Daha sonra ise kelimemizi yazdık. Lemons ve cevap olarak ise yes I do ya da no I don't kalıplarından birini kullanmamız gerekiyordu. Biz burada no I don't hayır sevmem kalıbını kullandık çocuklar. Burada ise çocuklar yes I do şeklinde cevapları görüyorum. Yani evet severim şeklinde cevaplar verilmiş. Ama soruları verilmemiş. Soruları yazmamız için bizim önce do you like kalıbını kullanmamız gerekiyor. Daha sonra da belirtilen nesnemiz neyse onu yazmamız gerekiyor. Do you like bananas? Muz sever misin? Do you like grapefruits? Grapefruit sever misin? Do you like grapes? Üzüm sever misin? Do you like melons? Kavun sever misin? Ve do you like oranges? portakal sever misin? Burada ise çocuklar karşımızda bir tablo var. Burada isimler, üst tarafta ise meyvelerimiz yer alıyor. Sevip sevmediğini de çarpı ya da tik işaretiyle burada görebiliyoruz. Sen yani you sorunu soruyorsun, karşı tarafta cevabını veriyor. Eğer cevabı olumluysa yes I do, eğer cevabı olumsuzsa da no I don't şeklinde cevap vermiş oluyordu. Burada Emi'ye soru soruyor. Sorularımızı sormaya do you like kalıbıyla başlıyorduk. Daha sonra ise kelimemizi yazıyorduk değil mi? Do you like bananas? Muz sever misin diyor. Do you like apples? Elma sever misin? Do you like grapes? Üzüm sever misin? Kimlere soruyormuş bakalım. Emi'ye soruyor. Ne soruyordu? Muz sever misin? Emi muz sevmediğini görüyorum burada. Yani no I don't kalıbını kullanmam gerekiyor. Bakalım suya ne sormuş? Do you like apples? Elma sever misin diyor suya. Su elma sevmediğini görüyoruz. Yani no I don't kalıbını kullanmamız gerekiyordu. Şimdi ise do you like grapes? Üzüm sever misin diyor Mike'a. Mike'a bakıyorum ve üzüm kısmına bakıyorum. Olumlu bir cevap görüyorum. Dolayısıyla yes, I do şeklinde cevabımızı vermemiz gerekiyor. Etkinliğimize devam edelim çocuklar. Sorularımızı nasıl soruyorduk? İlk olarak do you like kalıbını kullanıyorduk. Do you like, sever misin? Şimdi ise kelimelerimizi yazmamız gerekiyor. Emi'ye soralım o zaman. Do you like orange? Yani diyor ki portakal, sever misin Emi? Emiye bakıyorum. Portakal sevdiğini görüyorum. Sevdiği zaman yes I do kalıbını kullanacaktı. Sevmeseydi no I don't kalıbını kullanacaktı. Burada sevdiğini gördüğüm için yes I do ifadesini kullanacağım. Suya bakalım ne sorulmuş? Do you like apples? Elma sever misin su? Suya bakıyorum. Elma sevmediğini görüyorum. Dolayısıyla no I don't kalıbını kullanmam lazım. Şimdi ise Mike'a soruluyormuş. Ne soruluyor? Do you like pears? Armut sever misin diyor Mike. Mike, armut sevdiğini görüyorum. Dolayısıyla yes, I do kalıbını kullanacağım. Ve son olarak da Jack'e do you like grapes? Üzüm sever misin Jack diyor. Jack'e bakıyorum, üzüm sevmediğini görüyorum. Dolayısıyla buna da no, I don't kalıbını kullanmamız gerekiyor çocuklar. Evet, do you like ile başlayan soru kalıbımızın sonuna kelimemizi yazıyoruz. Eğer olumlu cevap vereceksek yes I do, eğer olumsuz cevap vereceksek de no I don't kalıbını kullandığımızı bu etkinliklerde görmüş olduk. Şimdi ise çocuklar, dersimizin başında belirtmiş olduğumuz bazı kelimelerle ilgili etkinlikler yapacağız. Bu kelimeleri öncelikle bir tanıyalım. Eat yemek, cut kesmek show göstermek, give vermek, color ise boyamak demekti. Bakın burada verme işlemi yapılıyor. Yani give ifadesi kullanılacak. Give me the apple. Bana elma ver. Evet. Burada ise kesme işi yapıldığını görüyorum. Karpuzu kesiyor. The watermelon karpuz. Ne yazacağız o zaman kesmek için? Cut. Cut the watermelon. Karpuzu kes. Şimdi ise burada üzüm yediğini görüyorum. Yemek eat kavramıydı. Eat the grapes. Üzüm ye. Evet, eat kavramını da kullanmış olduk. Yine burada portakal kestiğini görüyorum. Dolayısıyla kesmek cut demekti. Cut the orange. Portakal kes ifadesini kullandık. Yine burada da elinde bıçak, limonlar görüyorum bir de burada. Limonu kestiğini görüyorum. Yani kesmek cut demekti çocuklar. Cut the lemons. Yani limonları kes. Geriye show ve color ifadeleri kaldı. Show göstermek, color ise boyamak. Boyamayı burada yaptığını görüyorum çocuklar. Color the banana. Muzu boya ifadesiydi bu. Ve son olarak burada da resmi gösterdiğini görüyorum. Show me the pictures. Resmi bana göster. Evet, şu kelimelerimizi iyice öğrenmemiz gerekiyor çocuklar. Çünkü verilen ifadelerde bu kelimeleri bilmemiz bize ne anlatmak istediğini anlamamızı daha da kolaylaştıracaktır çocuklar. Bu dersimizde sizinle meyvelerin isimlerini öğrenmeye çalıştık ve bazı kalıplar öğrendik burada. Bu kalıplar şöyleydi. I like, severim. I don't like ise sevmem kalıbıydı. Like kalıbıyla soru sorarken de do you like sever misin şeklinde sorumuzu böyle belirtiyorduk. Tabii ki bunların sonuna kelimelerimizi yazıyorduk çocuklar. Sever misin sorusunun cevabı olarak ise yes i do ya da no i don't. Evet severim ya da hayır sevmem şeklinde ifade etmeyi öğrendik. Ama her zaman olduğu gibi notumu buraya yazdım kelimeleri anlamlarıyla birlikte defterine bir kere yazmalısın. Ve bu yazdıklarını da en az üç kere okumalısın. Bu şekilde belirtilen ifadeleri anlaman daha kolaylaşacaktır çocuklar. Evet bu dersimizde kullandığımız materyaller için Sargın Yayınları ailesine teşekkür ederim. Ve bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyelim çocuklar. Sevgiyle kalın.